Herkese merhaba arkadaşlar. FX Matik Platform kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum öncelikle. Bugün gene sizler için iki tane hisse analizim olacak. Bir tanesi Enka İnşaat, Enka'yı. Diğeri de demir çelik sektöründen çokça son zamanında adından söz ettiren İzmir Demir Çelik olacak. Hemen Enka ile başlayalım. Bakalım platformumuz bize ne demiş? NKI için 36 baks hesaplamamız henüz yok. 144 baksımız alış döngüsü. 52 baksımız alış döngüsü. Hayyan baksımız alış döngüsü. Hemen grafiğini incelemeye başlayalım. Günlük grafikle başlıyoruz arkadaşlar her zamanki gibi. Ve artık sanırım söylememe gerek yok. Yine pembe bantımız var bize önemli fiyat hareketlerinin yoğunluğundan e, kararsız bölgeyi gösteriyor platformumuzun hesapladığı kanallarımız ve bantlarımız bunlar biliyorsunuz şimdi hemen bakalım pembe bantı yakın zamanda yukarı kırarak enka yukarı doğru bir atak yapmış durumda enka'yı aşağıda 8.19 yukarıda 8. 70 rakamları bu pembe kanalımız için önemli rakamlar. Kanalı yukarı doğru kırıp bir üst kanala geçtiğini görüyoruz. Şu an için karşılaşacağı ilk direnç NKI'nin 9.54. Onun bir üstündeki direnci de 10.37 olacak arkadaşlar. NKI biliyorsunuz aynı zamanda gerçekten istikrarlı ve güçlü bir e, şirket, her yıl bir kere düzenli olarak temettü ödeyen bir şirket. Bu senede Nisan ayında net temettüler ödedi. Ee, gene aynı şekilde size son çeyrek bilançosuyla ilgili de bilgiler vereceğim. Bu arada saatlik grafiğine bakalım hep birlikte. Saatlik grafiğinde de bakın şöyle biraz da genişleterek bakarsak. Evet, bir üst kanaldaki hareketlerini görüyoruz. 8.70 pembe kanal direncini destek yapmış konumunda NK'i şu anda ve 9.54 direnciyle 8.70 desteği arasındaki kanalda hareketlerine devam etmekte. NK'in hemen son çeyrek özür dilerim ilk çeyrek şeyine bakarsak eğer verilerine. Şimdi geçen yıl aynı dönem ee, zarar göstermişti enkai Bu da pandeminin etkisiyle tabi e, biliyorsunuz inşaat sektöründe ki durgunluk sebebiyle olan e, diğer inşaat firmalarıyla birlikte aynı e, şekilde aynı kaderi paylaşan enka de bir zarar açıklamıştı Bu yıl ilk çeyrek bilançosunda 1.142 milyar net kar elde ettiğini görüyoruz. Enkain'in. Çok güzel bir kar açıkladı bu yıl. Bu yıl zaten inşaat demir çelik sektöründe de bir hareketlilik var. Bu sektörler aynı şekilde bu senenin gözde sektörleri olacağını ben düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Hemen haftalık grafiğine de bakalım son olarak uzun vadesine. Enkain'in şöyle biraz daraltırsak bakın. Burada da zaten bir yükseliş trendinde olduğu çok net olarak görülüyor. 4 liralardan başlayan bir yükseliş ve e, şu anda da üst kanalda yükseliş trendine devam ediyor. E, i̇lk dediğim gibi e, direncimiz 9.54 daha sonraki direncimiz 10.37'ye doğru hareketlerini izleyebileceğimizi düşünüyorum enkain. Ve gelelim ikinci hissemize. İkinci hissemiz demir çelik sektöründen İzmir demir çelik son dönemde çok şaibeli olan e, çok agresif hareketler yapan bir kağıt İzmir demir çelik aslında çok güçlü bir firma gene aynı şekilde. Hemen bakalım platformumuz bize ne demiş. 144 baksımız alış döngüsü demiş. 52 baksınız satış döngüsü demiş. Hayyan baksımız alış döngüsü demiş İzmir Demir Çelik için. Hemen grafiğimize geçiyoruz. Evet grafiğimize geçtiğimiz zaman şimdi haftalık grafikte daha net göreceğiz. İzmir e, Demirçeliğin bir düşüş trendi vardı bir süredir. E, geçen sene çok ciddi bir e, zarar açıklamıştı. Ve bunun etkisiyle de çok ciddi bir düşüş yaşadı. Ancak tabii şöyle bir durum var. Demir Çelik sektöründe gerçekten ciddi mali verilere ve öz kaynaklara sahip bir şirket. Açıkçası sermayesi güçlü bir şirket İzmir Demir Çelik. Dolayısıyla bu sene de aynı şekilde bir bedelli sermaye arttırımı yaptı ve bedelli sermaye arttırımıyla toparlandı durumunu toparladı. Ee, hemen tekrar onun da verilerine bakarsak 2020 yılı aynı yani ilk çeyrekte aynı dönemde 40 milyon olan karı e, yalnız öz kaynaklarda düşüş vardı geçen sene ve borçlanmasında e, çok ciddi borçlanması vardı. Bu nedenle de totale baktığımızda aslında zarar açıklamıştı ve bu düşüşün nedeni de buydu. Bu seneye baktığımızda 2021 ilk çeyrekte 149 milyon kar açıklamış durumda İzmir Demirçelik. Aynı zamanda bedelli sermaye artırımı yapması, aynı zamanda öz kaynaklarındaki son dönemde gözle görülür artış ile İzmir Tim Demirçeliğin artık bir yükseliş, bir toparlanma sürecine girmesini ben bekliyorum arkadaşlar. Hemen onun için de önemli rakamlara şöyle bir göz atalım. Şu anda İzmir Demirçelik bizim platformumuzun hesapladığı pembe kanal içerisinde hareket ediyor. E, 2.25 desteği ile 2.51 direnci arasında hareket etmekte. Burada e, takip edeceğimiz iki rakam bu. 2.25 destek, 2.51 direnç İzmir Demirçelik için. 2E25'i aşağı kırması durumunda 2.06 bir alttaki çok önemli desteği olarak takip edeceğiz İzmir Demirçeli'yi. Kanalı yukarı doğru hareketinde ise 2.51'i destek yapması durumunda 2.97 karşılaşacağı ilk direnç, onun üzerinde 3.42 ve onun üzerinde 4.41 ilk dirençleri diyebiliriz İzmir Demirçelik için kısa vadesine bakalım. O zaman zaten bütün hareketlerin kanal içerisinde hemen hemen gerçekleştiğini görebilirsiniz. Şöyle baktığımızda bakın pembe kanaldaki hareket yoğunluğunu görebiliyoruz. Halen kanal içerisindeki hareketlerine devam ediyor. İzleyelim bakalım kanalı ne tarafa doğru kırıp bu açıkladığı kar, bu bedelli sermaye arttırımı, bu öz kaynaklardaki artış, ee, İzmir Demir Çelik için yukarı yönlü bir yükseliş trendini başlatabilecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Haftalık grafiğine de bakalım. Son olarak, evet haftalık grafiğinde zaten agresif hareketleri daha net olarak görüyoruz. Çok ciddi bir yükseliş trendi ve çok ciddi bir düşüş trendi. Aslında şu anda bakın baktığımızda. ...yükseliş trendine başladığı noktaya geri dönmüş durumda. Yani aşağıya bir e, düşüş eğilimi yok, e, başladığı noktaya geri dönmüş durumda. E, ve temel analiz bilgileri ışığında e, beklentimiz yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi söz konusu olabilir diyebiliriz İzmir Demirçelik için. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı oluyordur analizlerim sizler için. Analizini yapılmasını istediğiniz BIST hisselerinden de yorum olarak yazarsanız memnuniyetle sizler için de analizini yaparım. Tekrardan sağlıklı ve mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.